Günaydın güzel insanlar, herkese merhabalar. Hoş geldiniz evimize ve kanalımıza. Hoş geldiniz. Böyle masanın üstüne belki şöyle arkamda görmüş olduğunuz gibi cam sil, temizlik bezi. Evde böyle temizliğe başladım. Sabah ilk önce gittim, kan tahlili verdim aç karnına. Oradan geldim derken işte mutfak dolaplarını bir sildim. Daha sonra banyoyu yıkadım. Banyoyu yıkadım ama sizlere de göstermek istiyorum. Banyonun böyle fayansında beyaz o kireç lekesi gitmiyor. Halbuki ne kullandım? Mark. Mark markasını bilirsiniz zaten. Yani sadece banyolar için ve tuvaletler için olan Mark'tan almıştım. Kireç sökücü olan. Sıktım oraya, beklettim. Süngerle de sürttüm, bir şeyler yaptım ama bir türlü o kireç lekesi geçmedi. Birazdan sizlere onu göstereceğim. Belki de sizin aklınızda böyle evde uyguladığınız kireçleri, banyodaki kireçleri çıkartan tarifler vardır diye düşünüyorum. İşte sirke gibi, karbonat gibi. Ben tam olarak bilmiyorum. Aklımda da yok şu anda ama eğer sizler de yorum kısmına yazıp bana yardımcı olursanız çok mutlu olurum. Onun öncesinde şöyle eşimin iş yerinden getirmiş olduğu, biliyorsunuz, tohumlar vardı. Bu tohumları bir ekeceğim. İçinde tohumun ne olduğunu bilmiyorum. Sabahtan beri de hiç susmadı. Sürekli olarak Instagram'dan yazan arkadaşlarımız var. Teşekkür ederim onlara. Böyle bana yazıyorlar. Gerek egzama ile ilgili, işte gerek başka konularla ilgili. Hem YouTube'dan yazıyorlar, hem Instagram'dan yazıyorlar. İşte mutfak masasıyla ilgili ya da bu çekmece ile ilgili. Şöyle bunu da aldım elim ama bu çekmeceyi arkadaşlar sizleri hemen şöyle alayım. Şu görmüş olduğunuz altılı çekmeceyi şuraya koysam mı diye söylemişlerdi. Eve böyle ufak tefek bir dokunuşlar yaptım ben. Ben onu düşünmüştüm. Bunu alıp buraya koymayı. Bunun eni daha kısa. Bunun eni daha şöyle uzun. Bu arada doktorun bana vermiş olduğu, soran arkadaşlar var. Vitamin bu. B1, B6, B12 vitamini. 250 mg. Bugün kullandım. Böyle vücudumda dönem dönem böyle yüksek ateşim çıkıyordu. Birden ateşim çıkıyordu benim geldiğim günden beri. Ama 2 gündür mesela bu ilacı kullanmaya başladıktan beri ateşim sanki çıkmıyor gibi geldi bana. Çünkü grip değilim, hasta değilim. Hani bir enfeksiyonum yok. Biliyorum insan hani kendisini hisseder ya böyle. Öyle bir hastalık durumum yok. Ama bu vitamini kullandıktan sonra sanki ateşim artık çıkmıyor. Yani sanki değil, gerçekten çıkmıyor. Nasıl konuşacağımı da bilemedim. Prosedürünü okudum ben bunun. İçerisine zaten yazıyor böyle. Hatta sizlere de okuyayım. Yüksek ateşlerde, nasıl diyeyim, eklem ağrılarında, birkaç böyle rahatsızlıklarla da iyi geliyormuş. Okudum ve gerçekten doğru. O yüksek ateş basmaları da gitti bende. Böyle bir uyku hali oluyordu mesela. O uyku hali de gitti. Vitamin direkt etki etti bende. Çok böyle hemen aslında vitaminin direkt etki edeceği hiç aklıma gelmemişti. Gerçekten etkili oluyormuş. Kendimi daha da iyi hissediyorum. Buralarda böyle işte evdeyim ya artık. Ufak tefek değişiklikler yapmaya başladım. Buraya fincanları aldım, biliyorsunuz baharatlıklarım vardı. Burada eşim tencereleri koymuştu. O tencereleri aldım, baharatlıkları buraya koydum. Burada yemek yaparken onlarda yağlanmasını istemedim açıkçası. Sizleri biraz önce buraya koymuştum. Tencereleri de bu dolaba koydum. Ve bir de şuradaki küçük dolapta tencerelerim var. Onun haricinde mutfakta daha başka bir değişiklik yapmadım. Şimdi sizleri nereye alsam diye düşünüyorum. Genelde ben size şöyle baharatlıklarımı ya da kahve, çay koymuş olduğum kapların üzerine koyuyorum. Hemen şunu alacağım, böyle buraya sizleri güzelce yerleştireceğim ve ekimimizi beraber yapıp ondan sonra banyodaki fayansıma sizlerle beraber bakalım. Şimdi bu tohumun ne tohumu olduğu yazmıyor. 3 tane getirmiş eşim bize. Bunda şöyle 2 tane bir tohum var. Şöyle koyalım. Evet.
Mesela bunda da biraz masamız kirlenecek ama olsun. Sileriz. Bunda da mesela 4 tane bir tohum var. Değişik yani, tohumlar birbirlerine benzemiyor. Bunda da böyle şöyle küçük 4-5 tane kadar tohum var. Bunları ekeceğim ben şimdi. Bakalım bize neler verecek. Tohumlarımızdan neler çıkacak böyle. Ay, açamadım. Instagram'dan yazan arkadaş var. Bir ara bana patlıcan sapını kurutup şekerle beraber tüketmemi söylemişti. Ve ben onu Bulgaristan'a gitmeden önce yapmıştım. Ve sanki iyi gelmişti. Ama daha sonradan şöyle üstüne biraz daha toprak ekeceğim için birazcık buraya aldım. Daha sonradan tabii ki 6 ay boyunca ben orada hiçbir şekilde, biliyorsunuz yani, zaten kendim de yiyemedim ve onu yapmaya vaktim de yoktu. Egzaman nasıl oldu abla diye yazmıştı bana. Onun tarifinde iyi olduğunu söyledim. Orada kremler götürmüştüm ben, ilaç götürmüştüm. Buradan yazdırmıştım. Elimdeki egzama şu anda iyi. Ama oradayken çok kötü olmuştu. Ve şimdi bir iki gündür de böyle yavaş yavaş temizlik yapmaya başladım ve buradaki egzamam, eldiven kullandığım halde buradaki egzamam böyle çatladı. Ama onun haricinde iyi. Daha önceden mesela çalışırken hep eldiven kullandım ama kremimi de sürdüm, yani ilacımı değiştim. Buraları böyle çok kötü yarılmıştı, çatlamıştı, kurumuştu, kaşınıyordu ve çok kötüydü. Bulgaristan'dan bir egzama kremi aldım ben. Benim yanımdaki bitince şimdi sizlere de onu göstermek istiyorum. O da bana mesela çok iyi geldi. Tamam. Ama ilk önce birazcık her yerimiz toprak oldu. Sileriz. Birazdan burayı dezenfekte ederim ben. Tarife göre, yani QR kodunu ben okuttum. Bu şekilde tohumları içine atıyormuşuz. Üstüne birazcık daha böyle toprak ilave ediyormuşuz. Ve daha sonradan da şu şekilde ıslatılması gerekiyormuş. Evet, bunu yaptık. 2 gün boyunca, yani filizlenmesine kadar güneş görmesin diye yazıyordu. Ben de onları böyle şimdilik mutfağın tezgahına koydum. Zaten buradaki ev çok da güneş almıyor. Alıyor ama böyle öğlenden sonra alıyor. Öyle olunca bunlar burada güneş görmez diye düşünüyorum. Bunu da şöyle koyayım. Tohumlarımızı daha sonradan duruma göre saksılar değişecek. Şöyle azıcık etrafı batırdık. Neyse, temizlik yapmaya başladık zaten. Bir yönden batırır, bir yönden temizleriz. Evet. Şimdi hemen şuraları bir temizleyeyim. Arkadaşlar ev turu istiyorlar. Ev turu da yapacağım İlerleyen zamanlarda. Şöyle önce bir şurayı şöyle alalım. Daha sonradan da sirkeli ıslak mendillerimiz var. Onu nasıl ederiz? Ondan sonra da zaten ben daha sonra çamaşır suyuyla buraları temizlerim. Ay, topraklar bu arada uçuşuyor. Ya bakalım. Alalım şöyle. Çok mu ses çıktı acaba peçeteden? Biraz öyle oldu gibi. Bu temizlik bezini ben seviyorum. Sirkeli bu. Yüzey temizleyici. Çok hoşuma gidiyor. Kullanat. Eskiden biliyorsunuz orayı temizle, burayı temizle. Elinizde
Her gün birkaç tane temizlik bezi. Olurdu. Onları yıka et. Derken uğraşırdık. Bunları çıkardılar. Bizim işimizi kolaylaştırdılar. Eski zamanlarda çamaşır makinesi yokken, bulaşık makinesi yokken o elektronik aletleri çıktıktan sonra hayatımız nasıl kolaylaştıysa bu bezlerle de kolaylaştı. Şimdi ay çok mu konuştum? Ne yaptım? Sıktım mı sizleri bilemedim. Evet. Şimdilik şurada dursun. Mutfağımın içerisinde şey yok çünkü. Küçük bir çöp kovası yok. Banyom burada bir tur makineye çamaşır atmıştım. Şimdi tekrar attım. Kaç dakikası kalmış? 3 dakika sonra o da çıkacak ama çamaşır telim de ufak. Nasıl olacak? Birazcık sıkıştıracağım. Şimdi şöyle hemen kapağı açtım. Banyoyu güzelce ben yıkadım ama bakın arkadaşlar işte burası. Burası bir türlü, yani ben geldiğimde de böyleydi. Hala böyle. Bir türlü geçmedi. Acaba direkt bir porçez alıp döksem mi diye düşünüyorum. O da çok zararlı oluyor. Şu aradaki dezleri biliyorsunuz kaldırıyor. Eğer porçez olmadan daha etkili bir yöntem varsa sizler yorum kısmına yazarsınız. Ben de uygularım burada. Makineden çok ses çıkıyor. Evet, hemen içine çıkalım. Sizlere ne gösterecektim ben? Ay. Lambaları aç kapa aç kapa. Egzama burada kremi. Egzama kremi burada. Şöyle. Bunu gösterecektim sizlere. Bunu koydum. Bunu ben sabah akşam elime sürdüm. Daha da bitmedi zaten. Ama çok etkiliymiş. Yani benim çok hoşuma gitti. Bu benim egzamama çok çok iyi geldi bu krem. Yani Bulgaristan'daki daha önce de söylemişimdir. Mutlaka bunun muhabbeti geçmiştir. Bulgaristan'daki kullanmış olduğum mesela geçen sene kolum yandığı zaman ağrı kesici vardı. İlaç ve o ağrı kesici çok etkiliydi. Benim çok çok hoşuma gitmişti. Aynı şekilde almış olduğum bu egzama kremi de benim elime çok iyi geldi. Buradakini de kullandım ama sanki bunu kullanınca ondan daha etkiliymiş gibi geldi bana. Şimdi bir de ben ne yapmak istiyorum? Hep hastalığını mı dinleyeceğiz? Berin diyeceksin. Bir geldin hasta oldun. Hep hastalığından bahsediyorsun diyeceksin. Sizleri de sıkmak istemiyorum. Bu koltukları şu buradaki kenarını değil ama belki gerekirse buradaki kenarını da çıkartabilirim. Şimdi bunu çıkartmak istiyorum. Bir de koltuğun bu kenarını çıkartmak istiyorum. Ne yapacağım? Koltukların kenarlarını çıkartıp böyle L şekli gibi oraya dayamak istiyorum. Yani sığarsa eğer, sığmazsa ikisini birden yapacağım. Çünkü çoğu arkadaş söyledi, benim koltukların yeni. Neden değiştiriyorsun? Koltukların kenarlarını çıkart, bir de öyle dene demişlerdi bana. Evet, ben de şimdi öyle yapmak istiyorum. Şu koltukların kenarlarını çıkartıp bakalım oraya kenarıya sığacak mı? Sığarsa çok iyi olur. Diğer türlü böyle birazcık ister istemez yer daralıyor. Görüntü olarak iyi olmuyor. Küçük burası. Şimdi sizlere şöyle şöyle koysam nasıl olur? Evet, ama altınıza bir yükseltici getireyim ben. Bu arada daha televizyon için sehpamız gelmedi. Paranı çarçur etme diyor arkadaşlar. Ben de zaten çok yüksek meblağlı bir televizyon ünitesi almadım. Çünkü neden? Tekrardan bir taşıma olayı olabilir. O yüzden yani şimdi değil tabii ki, yani hemen değil ama belki bir sene sonra tekrar taşınacağım. Ne gereği var çok çok pahalı bir şey almaya? Bir de buraya çok büyük bir şey de alamazdım. Küçük bir şey aldık zaten biz de. İnşallah Allah beğenirsiniz, bir şeyler düştü. Geldiği zaman şimdi bunu ben şöyle bir kaldırayım. Bakalım bunların kim? Aa,
Vidala mı bu? Aa yok, tamam, Kenan adından çıkmamış ya. Bunları bir alayım. Ben burada bir bunları söke durayım. Söktükten sonra bir bakalım nasıl olacak. Gri koltuğun kenarlarını ikisini de çıkartmam gerekti. Onların ikisini de çıkarttım. Böyle bir şey oldu. Nasıl oldu? Şurada biraz değil, bayağı bir boş yer kaldı. Tabii şu sehpaları ben böyle çekerim. Televizyonun altına geldikten sonra. Tabii böyle güzel oldum. Bir de siz bakın bakalım, ya da bu kremi biraz daha böyle çekip griyi mi şöyle duvara doğru yaslasam acaba, öyle yapsam nasıl olur? Yani bu şekil oldu. Şu gri koltuğun aslında tek kanarın kenarı sığsaymış şöyle daha hoş dururmuş. Olmadı yani, sığmıyor. O da küçük olunca sığmadı. Bir sizler fikrinizi söyleyin. Bir de evdekilere, kızlara, eşime sorayım ben bir. Ama ilk önce aklımdayken şu krem renginde böyle çekip bir de onu öyle yanaştırıp denemek istiyorum. Aklımda kalmasın. Şöyle size de şuraya koyayım. Yani kanepeleri falan çekerken çok ses çıktığı için aralarda sizi kapatıyorum. Bu arada saçlarım başlarım böyle dağıldı. Oy. Bir de öyle deneyeyim bakayım nasıl olacak. Şöyle yapsak burası böyle boş kalıyor, olmuyor. O tarafta boş alan kalırsa nasıl olur? Alttan üstten zıplayarak bir şeyler yapmaya çalışıyorum ben de. Ay. Ben bunun kenarını böyle bir çıkartayım şimdi. Kapıyı bir açayım. Bugün Evci'nin maçı var. Voleybol maçı var. Onu okuldan erken alacağım bugün. Hazırlanacak. Daha sonra da maç başlamadan önce antrenman falan yapacakları için erkenden alacağım. Buraları bir düzenleyeyim. Ondan sonra Ejin'i almaya giderim. Burada battaniyeler varmış. Bizimkiler battaniyeleri buraya koymuşlar. Bakalım bir de böyle deneyelim nasıl olacak. Ev işleri, ev işleri. Küçük, minik evimizi genişletmeye ve güzelleştirmeye çalışıyorum. Böyle eşyalar da yıpranıyor. Ben de istemiyorum ama sağa sola çekmek ya da taşımak. Artık başımıza gelince bu taşıma olayları 2 senedir mecburen eşyalarda yıpranıyor. Şöyle koyayım. Şimdi ben bunları çıkartıyorum ama bu kenarları inanın bu kenarları koyacak yer de yok. Nasıl olacak bilmiyorum. Nerelere koyacağız bunları? Evet. Böyle de denedim. Sizce nasıl oldu? Burada şöyle yine ufak bir boşluk var. Oy, ay yoruldum. Orayı çek, buraya ittir. Bakar mısınız yani kablolarımızın rezilliğine. Ümit olmayınca böyle oldu. Nasıl oldu acaba? Diğer türlü daha mı iyiydi? Şurada boşluk kalsa daha mı güzel sanki? Burada var boşluk. Ama
Diğer türlü daha iyi olur gibi sanki. Sizler ne dersiniz? Yalnız şu koltuğun kenarını içten vidalamadım. O düşmesin diye bir vidalayayım. Ondan sonra biraz evde yine azıcık daha işlerim var. Daha sonra da Ecin'i almaya gideceğim. Orada biraz boşluğumuz olacak. Orayı sil, burayı temizle, çamaşırları katla et derken, sizleri böyle çamaşır katlarken falan pek sıkmak istemiyorum. Çünkü günlük rutin işler bunlar. Her gün olması gerekiyor. Her gün zaten evde çamaşır yıkanıyor. Kadınların baş belası diyebilirim. Evdeki ev hanımlarının. Ev hanımı olmasa da yani çalışan bayanlarımızın da öyle. Hani eşlerine göre değişir gerçi bu ama benim eşim yapar mesela. Yani ben buradayken de çalışırken, ben yemek yaparken o çamaşır sererdi ya da etrafı süpürürdü. Ama diğer türlü yardımcı olmayan beyler de var biliyorum. Sabır versin o hanımefendilere. Allah o beyefendilere de böyle eşlerine yardım etmek için içlerine böyle bir heves ve his versin ki hem çalışıp hem çocuk hem yemek yapan bayanlarımızın ne kadar zorlandığını bizler daha iyi biliyoruz. İnşallah onlar da bir gün eşlerine yardımcı olurlar. Ecin'i okuldan aldım. Odada bir değişiklik yaptım Ecin. Bizim odada? Hayır. Oturdum zaten. Ben de çalışıyorum, siz geldi sandım. Ha, yok gelmedi. Trend yola baktım bugün ama. Hala hazırladım. Aynen öyle. Olmuyor, ben birazcık geç geliyorum. Maalesef. Şu L kompüsünü yaptım bahsettiğimde. Evet. Bakalım bir. Bak bakalım bir. Ay. Anne çok güzel olmuş. Olmuş mu? Anne bir şey değil mi? Muhteşem. Hem bir genişlemiş şu alan bir. Evet. Böyle bu köşe benim köşem. Daha sonradan köşem. Tekrardan artık. Bu şekilde yaptım ben. Anne bu diğer böyle türlü kalsın, hiç içime sinmemişti. Böyle mi kalsın? Bu, evet. Bir de hani bu şey yastıkların bir tanesini ya da iki tanesini. Zaten şuranın köşesi var. Buranın yok. Şöyle evet. Koysam. Olur anneciğim. Ben öyle yastıkları şuraya, kenarıya koyuver dedim. Şuraya şöyle koysam. Benim de böyle koysam çok güzel oldu. Güzel. Evet. Muhteşem olmuş. Güzel oldu mu? Yer açıldı biraz. Evet. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Şurası işte boş. Evet, Ercin'in maçı var. O yüzden. Hazırlanacak. Erken aldık bugün. İki ders erken aldık zaten. Aynen. Baksana şu Ercin kablolarımızın rezilliğine. Ay evet, hiç sorma. Çok çirkin duruyorlar. Çok çirkin duruyorlar. Çok rahatsız edici bir durum. Böyle hani bir yeni bir misafir geliyor internetimize bağlanmış olan, bunu çekeceksin, onu açacaksın, alacaksın derken şunlar oynuyor, televizyon gidiyor. Benden çok oldu bu. İşte düzelecek artık. Geldiği zaman şuraya şöyle sehpayı koyacağız. Bunları da bu kenarıya koyarız. Şunu şöyle alırız. Aynen. Şuraya da alabiliriz ama yok, orada kenarda iyi. Dursun. Kapıyı kapamadın mı? Kapattım. Kapanmamış mı? Aynen. Bunu böyle yapınca bak şöyle kalıyor bazen. Tamam. Bunu babam da yapıyor. Öyle kaldı herhalde. Bunu babam da yapıyor. Ben de bunun arkasından 2-3 kez kapattım böyle kapıyı. Öyle mi? Ay evet. Hiç farkında değilim. Bir dakika daha kapatalım. Evet. Evin içindeyken çok sıkıntı değil de dışındayken unutursak o şekilde, yani aman dışındayken ne demek ya? Dışarı çıkarken diyecektim. Evet, dışındayken. Evet, sen hazırlana dur. Tamam. Tamam. Benim zaten şu an karnım aç değil. Okulda yedim. Yedin, evet. Tamam. Şimdi hazırlayayım. Sen hazırla. Heyecanlı Ece. Heyecan Doruk'ta. Kim arıyor? Arkadaşım. Alo. Efendim?
Mars'ın sesi geliyor. Evet. 3 saat önceden götürecek bizi. Çok heyecanlı. Ya, çok var zaman diyorum. Şurası 5 dakikalık yol. Aynen. İyi bakalım. Nasıl odanın şekli? Baya çok güzel olmuş gençler. Evet, iyi oldu. Ben o işe varsa dar diye duvar asılı yerim de şöyle normal yeni bir yeni ayaklarını basak olurmuş. Ama böyle yapacağımız aklımızda değildi ki. Hiç bilemedik. Sonradan arkadaşlar fikir ürettiler. Biz de onların fikirlerine saygı duyarak uyguladık böyle. Böyle evet güzel oldu. Alan bayağı bir açıldı. Genişledi aynen. Sonuçta iki koltuk ikisine sığdım. Ucu odun olsa da ikisi vardı koltukta. Yani o kadar küçüklük olur önemli olur. Ya gelen misafir için önemli. Şimdi bir düşünsene annen gel geldiği zaman. Yeter. Onun yanında işte ablanlar geldiği zaman. O zaman sıkıntı olacak. 8 numara. 8 numara heyecanlı. Birazdan gideceğiz şimdi. Ama eşim Ecrin'i önceden götürecek çünkü ısınma hareketleri yapacaklar, orada çalışacaklar biraz. Daha sonra da biz eşimle beraber gideceğiz. Evet, hoca dedi ki 5.30'da orada buluşuyoruz dedi. Gruba yazdı. Biz dün antrenmandayken de illaki 5-5.30 gibi orada olun net önceden geliniyordu. Buraya mı koydun? Kedilerimizi soran arkadaşlarımız var. Mars burada ama şans hiç yakalayamıyor. Şans geliyor, mamasını yiyor, gidiyor. Değil mi kızım? Dışarı evet. Anne baba. Evet, o iyice sokak kedisi oldu. Sen tam olmadın böyle. Sen gene böyle bizim balkonumuzdan pek çıktığın yok. Ne oldu kızım? Evet. Götüreyim mi seni de Ecrin'in yanına? Ha, seyredeceğim mi? Maç seyredeceğim mi? Bakışlara bak. Şunu götüreyim, sabırsızlığı bekliyor. Evet, sen onu götür. Ben de bu arada tekrardan çamaşır vardı, onları sereceğim. Şöyle bir sabah yıkadım, topladım, bunları serdim. Öyle kenarıya dizdim onları da. Şimdi beyazları tekrardan sereceğim. Hepsini bir atıyorum makineye. Hepsini bir mi? Ha. Olur mu? Hiç hayır olur. Hiçbir şey olmuyor ki. Ama renkli beyazlar gri beyaz olur ya. Beyaz da, havlu, tişört, mont, şort. Fark ediyor muydun? Hayır. Çorap, hepsini bir atıyorum. Aman yüksel. Evet, Ece'nin ayağındaki çoraplardan belli şu anda. Bakar mısın? Gri olmuş. Neredeyse siyah, kahverengi. Beyaz olmuş bunlar. Onlar beyaz. Anneciğim baksana. Rengine ne hale gelmiş. Şimdi açarız onları. Sen gelirsin. Sadece beyazlarda biraz sıkıntı olur. Zaten de fazla beyaz eşyamız yoktu. Ama toplatıyorduk biz. Ne kadar çamaşır o gün? O gün olanları hiç ayırt etmedi. Gömlekte atıyorduk. Yok olmaz. Bence neresinde beyaz bir ayrı, siyah bir ayrı, pamuklular bir ayrı, hiç gerek yok. Bak ya. Çözdüm bu sene. De sen güzel çözmüşsün. Çözdüm. Çorapta bir şey yok. Olur mu? Dizliğin rengine bak, çorabın rengine bak. Bizim zamanımızda beyazları bir gün önceden çamaşır suya atılır. Biz kaynatırdık. Biz de kaynatırdık. Hacı Şakir sabunu vardı toz. Bunu beyazlar içine atsan da beyaz olmaz. Doğru değil mi? Bu saatten sonra olmaz zaten. Bitti. Olmazdı da olmaz. Onun için herkese tavsiye olduğu gibi. Bak ya. İçeride etme. Hadi anneciğim. Sana iyi ısınma hareketleri. Sağolsun. Biz de saatinde orada olacağız. Şimdiden başarılar diliyorum. Sağol. Smaçör müydün sen? Smaçör. Evet Ercin'cim. Bol bol smaçlamalar anneciğim. Bol zıplamalar. Evet. Bol zıplamalar ben kızıma. Yok, ha? Yok, o kadar ben zıplayamazsın anneciğim. Kolonu değiyorum. Bir de banyodaki şeye. Ercin terlikle mi gideceksin? Evet, orada gideceğim ayakkabıları. Ha, ayakkabıların çantanda. Ayakkabıların kirlenmesin diye. Tamam. Bak ya, kıyamam var ya, hep böyle voleybola giderken ki ayakkabılarını hep çantasında şey yapıyor. Ne? Burada toprak bölümünü yiyeceğim diyorum ben. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın?
Yürüyüşten falan mı? Pazarda. Ha, bebek bekliyoruz. Evet. Hayırlı doğumlar, seveceğiz artık. Bol bol. Hadi görüşürüz. Görüşürüz canım. Maç daha başlamadı. Şu anda ısınıyorlar. Oley! Ama dışarıda. Galiptir bu yolda malum. Sen eline gelen yaptı. Evet. Ama onlar da biraz istekliler. Biraz da maçın atmosferi farklı olur. Antrenmandaki olmaz. Heyecan olur. Yani, onun aksine ben antrenmanlardaki maçta daha çok heyecan yapıyordum. Sen takımın ismi değil. Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin kaderi bu sene böyle. Bak Jose Borre geldi. İdare. Acun Hoca. Evet, babası mı var kızım? Acun Hoca geldi İlhan'a. Ne diyor lan? Fener ağlama. Fener ağlama. Ya bizim arka tarafındaki şeyler çok
bizi o kadar çok desteklediler ki. Yukarıdan da biz destekledik ama. Aynen. Siz de o kadar duymuyordunuz. Arkadakiler vuruyor fener. Vuruyor böyle şeylere vuruyorlar. Fener fener diye bağırıyorlar. Yani işte Fenerbahçe'nin hem kumarda. İkinci sette 24-20. Yeniyordunuz. Bir sayı kalmıştı. Öndeydiniz ama. 24-20 şöldelerdi. Evet. Bir sayı kalmıştı. O 36 numara arkadaşınız yine biraz şey, çok heyecanlandı ya da hani antrenmanda çok iyi olursun, maçta kötü olursun. Bazen antrenmanda kötü olursun, maçta iyi olursun. O dengelemek çok önemlidir. Yani çok maç yaparak bu tecrübe sahip olacaksınız. Evet. Bu sizi tecrübelenmek için ama karşı takımın oyuncuları güzeldi. İyi oynadılar. Çok güzel oynadılar. Onlar sen, bizden bir tık büyük bak, birilerdi. Sizde bir tane var. Bir tarafta oturan beraber çıkıyorsun. Kaptan gibi olan. Kısa boy. Evet. Tamam. O çok güzel oynuyor. O libero. Evet, bir tane zayıf var da. 5 numara mıydı? Ön tarafı gibi hep pas atıyor. Aylin. Aylin güzel oynuyor. Pasör. Sen güzel oynuyordun. Ama takım oynuyor bu iş. Birinin güzel oynaması, ötekinin kötü oynaması. Ne oldu? Fener yıkıldı. Sizin kılınası. Ağlama. Boş ver. Bugünleri de gelmeyecek. Baba ağlamıyorum zaten. En son şampiyon olduğun zaman Fenerbahçe sen 3 yaşındaydın kızım. Öyle? Ama o futbolda. O futbolda, Fener voleybolda yargı dağıtıyor baba. Görmedim diye hiç. Yok. Ben o kadar takdim. Ben Galatasaraylıyım. Ben Beşiktaşlıyım. Bir Beşiktaşlı olarak bugün Fener diye bağırdım. Ben kızım diye bağırdım. Buradan bugün Acun olacağı mesaj çekeriz. Seni takım alsın kızım. Geliştirsin. Dokunduğu işi parla diyor. Evet. Bizim antrenör Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'i çalıştırmış zamanında. Bu hoca mı? Evet. Bu hoca çalıştırmamıştır kızım. O çalıştırmış. Kendisi söyledi Zeynep'in annesine ve babasına. Hmm. İnşallah sizde de bir Zehra olursunuz. İnşallah. Ebrar olursunuz. İnşallah. Ben bugün Ejin'i sadece çok heyecanlı gördüm. Heyecanlı değil. Heyecanlı değil. Heyecanlı değil. Ejin oyunda şey yapıyor. Takip ediyor böyle ama. Öteki çok gibi gelene. Heyecanlıymış gibi yani. Bana takımın en kısası maçörü benim ya. Bir tane kız bana diyor ki benim kısa maçör diyor. Aynısı. Geldi geçti. Aynen. Diğer maçlara. Önümüzde başka maç çok olursa. Olur. Zaten bu ikinci takımı. Şu ikinci sette farklı. Biz kazanır umuduyla baktık. 24-23 öndeydiniz. Evet. Yani ya farklı. Birinci sette, ikinci sette oynadığımız potansiyeli birinci sette verseydik evet. Maç bizimdi. Yani yani bir tanesi sizindi büyük ihtimalle. Ben senin takımdan almayı düşünüyordum o ara bir ara. Yani seninle alakalı değil. Takımın genel potansiyeli. Aynen. Geldik Galatasaray'a, Beşiktaş'a. Ama sen gitmezler. Bizim bugünkü maç muhabbetimiz bitmez. Sizlerden müsaadenizi isteyelim. Bugün de güzel bir günün sonuna geldik. Kalbinizden ve gönlünüzden geçen bütün güzel dualar kabul olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.